Herkese merhabalar. Az önce UPS geldi ve pasaportlarımızı teslim ettiler. İşte burada. Benimkinde Blue Carte falan bir şeyler yazıyor. Eşimkinde de Familie Zungum falan yazıyor. Toplamda tam olarak 6 iş gününde pasaportları teslim ettiler. Herkese merhabalar. Biliyorsunuz benle göç ediyorum ve bu göç sırasında elimden geldiğince yaşadığım tecrübeleri size aktarmaya çalışıyorum. Bu kapsamda önemli aşamalardan birisi olan vize süreci, nasıl vize elde edilir, nasıl Blue Card başvuru yapılır, bunlardan bahsedeceğim. Bugünkü videonun konusu da tamamen bu vize için gerekli olan belgeler. Hadi videoya geçelim. Belgelere geçmeden önce en kritik şeyden bahsetmek istiyorum. Lütfen bir an önce randevunuzu alın çünkü randevu tarihini çok geç bir tarihe alabilirsiniz. Bu sebeple belgeleri hazırlamakla uğraşmak yerine ilk önce ilk iş hemen e-data'yı arayın ve bir randevu alın. Ben yaklaşık bir ay sonrasında randevu alabildim. Ama şöyle güzel bir şeyden bahsedeyim. Sizin işe başlama tarihinize vizenizi mutlaka yetiştiriyorlar. Benim de öyle oldu. Tam olarak 6 iş günü içerisinde vizemi elde ettim. Şimdi bu vizeyi elde etmek için yani 5-6 günde vizenizi elde etmek için nasıl bir belge sistemi kullanmanız gerekiyor ve neler dikkat etmeniz gerekiyor? Hemen başlayalım. Öncelikle bilmeniz gereken şey sizin başvuracağınız vize kesinlikle Schengen vizesi değil. Bunun adı ulusal vize. Tabii ki benim kapsamım biraz daha farklı. İki çeşit vize var bu çalışma vizesiyle ilgili aslında. Bir sadece çalışma vizesi ve oturma vizesi, bir de Blue Card denen bir şey var. O biraz daha kapsamlı ve daha yetenekli. Eğer şirketinizin size teklif ettiği yıllık brüt maaş 53.600 euro'nun üstünde ise siz Blue Card'a başvurmaya hak kazanıyorsunuz. Benim durumum da böyle. Ben aslında bu süreçte Blue Card'a başvuru sürecinin nasıl olduğunu anlatacağım size. Bunun için gerekli belgelerin ne olduğundan bahsedeceğim. Şimdi önemli kritik belge tabii ki başvuru belgesi. Doldurmanız gereken bir form var ve bu formu iki kere elinizle Almanca dilinde doldurmanız gerekiyor. Ve bu başvuru formunun arkasına iki tane de şu belgeden eklemeniz gerekiyor. İkamet yasasının 54. maddesinin 2. fıkrasının 8. bendine göre başvuru sahibinin el yazısıyla imzalanmış bir adet açıklama yazısı. Zaten bu açıklama yazısı başvuru formunun arkasında var ve oradan onun çıktısını alarak direkt imzalayıp doldurabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey imzalarken İstanbul'daysanız İstanbul yazıp tarihi de ona göre yazıp imzalamanız gerekiyor. Yani gidip Berlin'e göç edecekseniz Berlin yazmanız doğru olmaz yani. Bu formu doldurmak çok kolay gelmeyebilir size. Benim bu sürecimde bana bir danışman şirket yardımcı oluyordu ve onlara bayağı soru sordum. Eminim sizin de sorularınız olacaktır. Mutlaka bu videonun altına sorularınızı yazın. Ben de size elimden geldiğince cevap vereyim. Bu formu nasıl dolduracağı ile ilgili hangi section'da hangi cevabı yazmak gerekiyor? Neyi işaretlemek gerekiyor, neyi işaretlememek gerekiyor? Adres bilgileri, referans bilgileri bunları nasıl doldurmak gerekiyor? Bunlarda size yardımcı olabilirim. O yüzden sorularınız varsa mutlaka videonun altına yazın. Ben de cevaplayayım. Diğer önemli bir belge ise tabii ki pasaportunuz. Pasaportunuz mümkünse yeni olsun. Pasaportunuz da minimum 5 yıllık olsun ki sıkıntı yaşamayın vizeyle ilgili. Benim de pasaportumun süresinin dolmasına daha 5 yıl var. O yüzden gönül rahatlığıyla o pasaportu kullandım. Pasaportun kendisinin ve 2 tane de fotokopisinin yanınızda olması gerekiyor. 3 adet biyometrik fotoğrafa ihtiyacınız var. 35'e 45 olması gerekiyor. Bir tanesini geri iade alacaksınız. Ama bu kapsamda aslında siz 20 tane falan fotoğraf çektirip Almanya'ya gittiğinizde de ihtiyacınız olacak. Diğer kritik bir belge de mesleki CV. Normalde şirketlere başvuru yaparken kullandığınız CV'nizin aynısı olsa olur. CV'nizin dili İngilizce olması yeterli. Almanca olmasına gerek yok. Ben zaten tüm bunların sonunda hangi belgeyi Almanca'ya çevirmeniz, hangi belgenin İngilizce olması, hangi belgenin Türkçe olması sıkıntı yaratmadığından bahsedeceğim videonun sonunda mutlaka. CV'yi de sanırım şunun için istiyorlar. O iş için gerçekten gerekli adam mısınız? Onu kontrol edecekler sanırım. Çünkü yurt dışında bir sürü insan bulabilirler. Sizi niye alıyorlar? O vizeyi gerçekten justify edecek bir CV'niz var mı? Ona bakmak istiyorlar bence.
Bir sonraki kritik belgemiz ise sizin üniversite diplomanız. Üniversite diplomanız İngilizce ise ya da İngilizce bir kısmı varsa diplomanızı çevirmenize gerek yok. O haliyle gösterebilirsiniz. Diplomanız yanınızda olması gerekiyor. Tabii ki yine her şeyden olduğu gibi gerçeğinin de iki tane fotokopisi olması gerekiyor. İki tane fotokopi onlara teslim ediyorsunuz. Gerçeği de sizde kalıyor. Burada kritik olan şey diplomanın yanına Anabin web sitesinden diplomanızın denkliğinin ne olduğunu anlatan çıktıyı almak. Anabin Almanca bir site ama Google Translate kullanarak gerekli seçimleri yapabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Ben Koç Üniversitesi'nde matematik ve ekonomi bölümleri okudum. Bu da aslında fen bilimlerinde bachelor degree'ye sahip olduğum anlamına geliyor. Ben buna uygun dereceyi seçip o derecenin Almanca'da ne demek olduğunu anlatan belgeyi çıkardım. Dili de Almanca çıkardım belgenin. Orada şu yazıyor aslında. Bu genç bu üniversiteyi okuması için Türkiye'de şu kadar zaman ortaokul, şu kadar zaman ilkokul, şu kadar zaman lise okumuştur gibi gibi aslında bizim eğitim sistemimizi biraz anlatıp biraz da üniversite derecesinin ne demek olduğunu anlatan bir belge andığım kadarıyla. İkinci kritik şey de Koç Üniversitesi'nin denkliğini yazmanız gerekiyor. Okuduğunuz bölümün denkliğini. Burada kritik olan şey bunun yani okuduğunuz bölümün ve okulun denkliğinin H+ olması. Zaten çoğu üniversite Türkiye'deki H+ seviyesinde bu konuda zorlanacağınızı düşünmüyorum. Aşağıya Anabin'in linkini bırakıyorum. Oradan giriş yapıp kurcalayabilirsiniz isterseniz. Yani sonuç olarak Anabin'den iki tane kritik çıktı almanız gerekiyor. İkişer kopya tabii ki her zaman olduğu gibi. Birincisi okuduğunuz okulun H+ değerinde bir denkliği olduğunu göstermek. İkincisi okuduğunuz bölümün ne olduğunu anlatmak. Yani yüksek lisans mı okudunuz yoksa sadece lisans mı okudunuz, ön lisans mı okudunuz? Bunun açıklamasının ne olduğunu çıkarmanız gerekiyor o web sitesinden. Zaten web sitesinde print tuşu çok basit bir yerde hemen görüp çıktısını alabilirsiniz. Gelelim olmazsa olmaza. Tabii ki Almanya'dan bir iş teklifiniz ve karşılıklı imzaladığınız bir kontratın olması gerekiyor. Bu kontratta temelde 4 tane şeyin mutlaka olması gerekiyor. 1. Eğer süreliyse kontratınız hangi tarihler arasında o şirkette çalışmak için sözleşme imzaladınız? İkincisi şirketin tam adı, adresi, yeri bunların sözleşmede olması gerekiyor. Üçüncüsü kontratınızda kesinlikle ve kesinlikle işinizin tanımı, işinizin açıklaması kısaca da olsa yer alması gerekiyor. Ve son olarak en kritik madde size teklif edilen maaş. Bu maaş zaten sizi blue card almanıza ya da almamanıza karar verecek şey oluyor. O yüzden de tam olarak yıllık gelirinizin kaç olduğunu gösteren bir metne ihtiyaç var kontratın içerisinde. Tabii bunu söylemeye de gerek olmadığını düşünüyorum ama kontratın iki taraf tarafından da karşılıklı imzalanmış olması gerekiyor. Benim Almanya konsolosluğuna verdiğim iki tane kopya da aslında ıslak imzalı değildi. İmzaların taranmış halleriydi ve sorun çıkmadı. Tüm bu belgelerle uğraşırken atlayabileceğiniz diğer bir belge ise seyahat sigortası. Schengen'de olduğu gibi bu vizede de mutlaka bir seyahat sigortasına ihtiyacınız var. Şirketin size Almanya'daki yaşamınızı kapsayacak bir sağlık sigortası yaptıracaktır ya da yaptırmanız için yardımcı olacaktır. Ama buradan oraya giderken ve oradaki işe başlayana kadarki süreyi kapsayacak bir seyahat sigortasına ihtiyacınız var. Ben de seyahat sigortası yaptırdım. Benim yaptırdığım seyahat sigortasının kapsamı randevu gününden bir gün önceden başlıyordu. Ve bitiş tarihi de benim işe başlangıç tarihimden sonraki birinci gündü. Yani totalde minimum 15 günlük bir süre olması gerekiyor seyahat sigortası için. Seyahat sigortasının 30 bin euro teminatı olması gerekiyor. Buna dikkat edin lütfen. Dikkat edin lütfen. Şimdi gördüğünüz gibi bir sürü belge yok. Normalde Schengen'de bir sürü belge var. İşte gelinizi ispatlamanız gerekiyor falan filan. Seyahat, uçuş, ıvır zıvır. Yani dikkat ettiniz mi? Bazı şeylerden hiç bahsetmedim. Yani şunlardan hiç bahsetmedim. Uçak bileti göstermenize gerek yok. Kalacağınız evi ya da kalacağınız yeri göstermenize gerek yok. Başvuru sırasında ben oraya gidince ev bulacağım demeniz yeterli. Ya da hiçbir belgeyi Almanca'ya çevirmenize gerek yok. Sadece başvuru belgenizi Almanca dilinde yazmanız gerekiyor. Onun dışındaki her belge İngilizce ya da Türkçe olsa yeterli.
Bu arada şöyle bir şeyden bahsedeyim. Benim şirketimle yaptığım sözleşmenin aslında bir kısmı Almanca, diğer kısmı İngilizceydi. Bu sebeple onlar da çok rahat ettiler aslında. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Cebinizde mutlaka 75 euro olması gerekiyor başvuru yapmak için. Ve bunu nakit olarak veriyorsunuz. Kartla falan veremezseniz. O yüzden mutlaka yanınızda euro, 75 euro olsun. Güncel tutarlar nedir bilmiyorum ama ben bu videoyu çektiğim sırada 75 euroydu. Bunu zaten konsolosluk web sitesinde yayınlıyor. Oradan mutlaka bakabilirsiniz. Ben başvuru formunu ve başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili detayları anlatan web sitesi linklerini aşağıda videonun altına bırakıyorum. Mutlaka orada da incelemeyi unutmayın. Bizim randevumuz tam 7.15'te sabahtı ve bizi tam olarak sabah 7.15'te aldılar. Belgelerimiz yanımızdaydı. Bir de telefon ve cüzdan vardı. Açıkçası biz telefonları arabada bıraktık ama bırakmasak olurmuş. İçeri alıyorlarmış aslında. Böyle bir endişeniz olmasa sadece kapalı olması yeterli. Belgeleriniz mutlaka sıralanmış. Hatta onların sırasına göre sıralanmış olsun. Çünkü böyle olunca işler çok kolaylaşıyorlar. Videonun içerisinde bahsettiğim belgeleri mutlaka düzenli bir hale getirin. Yani şöyle bir şeffaf dosya tutucu klasör hazırlayın. Ve onun içerisinde sayfa sayfa tüm belgelerinizi neler olduğunu böyle yerleştirin. Oradan çıkartıp verin. Zaten ön bir kontrol var. Siz görüşmeden önce bir ön büroda belgeleriniz kontrol ediliyor. Orada her şeyden ikişer tane var mı? Gerekli belgeler var mı diye kontrol ediyor. Bir de para da kontrol ediyor. Parayı da orada istiyorlar ilk önce sizden. O yüzden orası kritik. Eğer sizin belgeniz düzenliyse ve sırayla konmuş bir şekilde ise onların istediği sırayla da konmuşsa işiniz çok oluyor. Bizim hem benim hem de eşimin vize başvurusu yaklaşık 15 dakika falan sürdü içeride. İçeride 15 dakika bekledik bizim kontör açılana kadar. Açıldıktan sonra gerçekten 15 dakikada tüm işlemler bitti. Bu arada UPS'ten pasaportunuzun kargolanması için poşet almanız gerekiyor. O poşetin parasını da orada hemen vermek zorunda değilsiniz. Ben kapıda ödeme seçeneğini seçtim ve pasaport bana gelince parayı ödedim. Yaklaşık 23 TL'ydi benim bu videoyu çektiğimde, benim pasaport sürecimde. Eşimin pasaportu, benim pasaportum da bana teslim edildi. Tek poşeti kullandık. Yani iki tane 23 TL vermedik. Şimdi benim başvurduğum vize aslında Blue Card'a aday olan vize. Ve bana tam olarak 6 aylık vize çıktı. Ki ben oraya gittiğimde eğer vizemi uzatma ihtiyacım varsa tekrar bir başvuru yapacağım ve 1 yıl ya da sınırsız bir şekilde, sınırsız olmuyor sanırım, 4 yıl şeklinde vizemi tekrar uzatacağım ve gerçekten bir Blue Card'a sahip olacağım. Şimdi ise pasaportumda vize kısmında bu arkadaş Blue Card'a başvurabilecek ön vizeye sahip gibi bir şey yazıyor sanırım, Almanca çok da anlamadım. Eşim de bu kapsamda vizeye başvurdu. O aile birleştirme vizesine başvurdu. O da yanıma gelip gitmek isterse ya da yanıma yerleşmek isterse diye onun da vizesini şimdiden hazırladık. Onun belgeleri daha farklı. Başka bir videoda eşimin belgelerinden ve onun vize sürecinden bahsedeceğim. Mutlaka takipte kalın. Aklınıza takılan bir soru varsa mutlaka aşağıda sorun. Çok hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışacağım size. Tamam, bu çok sıkıcı bir videoydu çünkü belgelerden bahsettik. Diğer videolarım daha da eğlenceli olacak. Tabii ki Almanya'nın içerisinden videolar çekmeyi planlıyorum. Şu anda Christmas öncesinde ben de hazırlık yapıyorum. Arkamda yılbaşı ağacı ve yılbaşı ağaçları süslenip yılbaşı ağaçları süslü bir bardağım var. Yılbaşına inşallah Berlin'de gireceğim ve bunu da sizlerle paylaşacağım. Umarım siz de izlersiniz. Beni takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda şurada bir yerde butonlar var. Abone olun ve o zile de basın çünkü yeni videoların geldiğinin haberini alabilirsiniz böylece. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Böyle yapmasaydım iyiydi. Böyle yaptım. Görüşmek üzere. Delirmiş artık böyle. Kendi kendine.